Dünyada çok az kişinin üzerinde uğraştığı bu enteresan astronomi fenomenine bakalım. Güzel değil mi? Analemma nedir? Everest tepesine şu güne kadar 5000'in üzerinde insan tırmanmış. Dünyanın en yüksek tepesinin yakınlarında bulunan K2'ye bile, ki kendisi 8611 metre ile dünyanın ikinci dağı olarak geçiyor ve dünyanın en zor tırmanılan dağ olmasına rağmen ona bile şu güne kadar 200'e yakın dağcı tırmanmış. Hatta dik, son derece zorlu buz olan zemininde şu güne kadar maalesef 54 kişi hayatını kaybetmiştir. Ama bu imkansızlıkları bile yerine getiren onlarca insan varken şu görüntüleri çekebilen koca evrende sadece 100'ün altında insan var. İlk analemma 1979 yılında yapılmıştı. İlk analemma için Güneş'in 44 görünüşünün alınması 2 yıl sürdü. O zamanlar yazılımda görüntüleri birleştirmek için dijital kameralar yoktu. Ve hatta 2000 yılına kadar ayda yürüyen insandan daha az kişi analemma çekmeye kalkışmıştı. Bir süperstar, rockstar yıldızı kadar değerli ve sabırlı bir iş yapmalarına rağmen haberimiz olmadığı gibi bu fotoğrafları büyü ya da grafik oyunları sanıyoruz. Şu görüntülerin güzelliğine bakın. Evet, belirli aralıklarla aynı saatte aynı noktadan fotoğraflanan yörüngesi olan bir cisim bir ya da iki yılın sonunda bize bir şekil bırakacaktır. Hem de çok güzel bir şekil. Çok sabırlı, çok titiz ve disiplinle yapılması gereken bir iş olduğundan az sayıda astrofotoğrafçıların üzerinde çalıştığı bir iş. Türkiye'de, hatta dünyada bu konuda en iyilerden Tunç Tezel'in fotoğrafladıklarına bakalım. Wow. Azerbaycan Bakü'den çekilmiş bu fotoğrafta yarım bir 8 var. 2 Nisan ve 16 Eylül tarihleri arasında çekilmiş 17 görüntüden oluşuyor. Bu arada en yukarıda gördüğünüz Güneş içindeki nokta da Venüs gezegenidir. Bu fotoğraf ise Side'de çekilmiş. İçinde bir de 29 Mart 2006'da çekilmiş olan tam bir güneş tutulması var. Ondan buna Tutulemma ismini vermişler. Ayrıca sadece Güneş değil, Mars'ın da analemması Tunç Tezel tarafından çekilmiş. Mesela bu, gelecekten haber verdiklerini iddia eden şarlatan astrolojistlerin Mars'ın geri hareketi diye tanımladığı şey olsa gerek. Bu arada Mars geri falan gitmez. Güneş sistemindeki yörüngeler çok karmaşık örgüler gibi birbirlerinin, Güneş'in ve kendilerinin etraflarında hem de eğik açılarla döndükleri için karmaşık bir örgü yapısına benzerler. Bu yüzden çekilen görüntülerde enteresan şekiller oluşmakta. Çok güzel değil mi? İkinci fotoğrafta da arkada tahminimce Uranüs dolanmakta. Ve Venüs'e ait bir analemma. Ankara'dan, ODTÜ'den çekilmiş 25 kareden oluşuyor. Havalı bir şekil ortaya çıkmış resmen. Analemma çekmek zordur. Zaten az kişi çektiğinden anlamışsınızdır bunu. Çok ciddi sabır gerektirdiği gibi yıl içerisinde 30 ila 50 gün çekim yapmanız gerekmektedir. Aynı noktadan, aynı açıdan, aynı saatte. E tabi hava koşullarının da size yardımcı olması lazım. Güneşin parlamalarını engellemek için de güneş filtresi kullanmalısınız. Daha sonra bu farklı farklı günlerde çekilmiş görüntüler ilk çekilen analemma fotoğrafı kadar zor olmasa da yine tek tek seçilip Photoshop, Registax gibi programlarla işlenmeli ve üst üste bindirilmelidir. İşleme işlemleri yine sabır ve emek gerektirecektir. Dünyadan gök cisimlerinin bir periyot halinde çekilmesiyle oluşan analemmayı daha da ileri götürebiliriz. Mesela diğer gezegenlerde Güneş tam tur dönmelerinde nasıl bir şekil ortaya çıkarırdı? Mesela bu Mars'tan çekilmiş bir görüntüler bütününün illüstrasyonlarla birleştirilmesiyle oluşturulmuş Güneş analemması. Buna gözyaşı şekli deniyor. Mars ağlıyor mu yoksa? Gitar penasını da andırıyor ama değil mi? Yine Merkür de bu şekilde nokta gibi. Jüpiter de yine elips bir şekil oluşturuyor.
Satürn, Uranüs, Neptün'de 8 oluşuyor. Venüs'te de yine elips oluşacaktır. Bunların sebepleri hepsinin yörüngelerinin farklılıkları ve eğimleridir. Dünyada çıkan bu şekillerin nedenleri de yine aynı sebeplerden. Dünyanın dönme ekseni yörüngesel düzlemine göre 23.44 derece eğik olması ve dünyanın güneşin etrafında dönen eliptik bir yol izlemesinden kaynaklıdır. Eğer eliptik yörünge yerine daire halinde dönüyor olsaydı bu sefer 8 şeklimiz çok daha düzgün bir hal alacaktı. Ve eğer dünya eğilmeseydi ve güneş çevresindeki yörüngesi mükemmel dairesel olsaydı güneş yıl boyunca gökyüzünde aynı yerde görünecekti. Hiç hoş değil. Ve nokta gibi bir fotoğraf ortaya çıkacaktı. Ama bu mevsimleri de ortadan kaldıracaktı. Mevsimlerden söz etmemiz olanaksızlaşacaktı maalesef. Evet, mevsimler eksen eğikliği sayesinde oluyor. Uydumuz ayın da analemması muhteşemdir. Mesela bu fotoğraf 1993 yılında 13 günlük bir seriyle çekilmiştir. Ayın analemma çekimleri için de biraz püf noktaları bilmemiz gerekiyor. Her gün ortalama 51 dakika sonra ay aynı konuma gelmekte. Bu yüzden ardışık olarak gün gün 51 dakika sonra çekim yaparsanız analemmaya ulaşacaksınız. Yine Tuna Nehri kıyısında Budapeşte'de çekilmiş bir ay analemması. Analemma terimi Yunanca'dan gelir ve bir güneş saatinin kaidesini ifade eder. Bu yüzden güneş saatine benzer şekilde 1,5 kullanarak fotoğraf çekmeden de yerde de bunu yapabilirsiniz. Güneşin her gün güzel parladığı bir yer seçin. Yere sivri bir çubuk yerleştirin. Her gün aynı zamanda ilk çubuğun gölgesinin sonunun olduğu yeri işaretlemek için başka bir çubuk yerleştirin. İşleri basitleştirmek için bunu her gün aynı saatte yerine her ay aynı gün ve saatte yapabilirsiniz. Yıl sonunda çubuklar tarafından yapılmış bir şekil 8 çiziminiz olacak. Tebrikler! Bu sizin güneş analemma yeriniz. Ve belki de sonsuzluğu simgelemiş olacaksınız. Tabii fotoğraflayarak da kendi analemmanızı kolayca yapabilmeniz için ihtiyacınız olan şey bir tripod, kamera ve birazcık sabır. Kamerayı sabit bir yerde ve yönde tutun ve yıl boyunca her zaman aynı saatte birden fazla çekim yapın. Belki elimizdeki cep telefonları bile buna ulaşabilir. Ve yine tekrarlıyoruz. Birazcık sabırlı olun. Sonunda efsane fotoğraflarınız olacak. Hoşçakalın. Dünyada iki şey zordur. 1. YouTube'da bilim anlatıcılığı yapmak. 2. Analemma fotoğraflamak. Ayağım uçtu ya. We'll be right back.